Eğer dünyamız güneşe bir santim daha yakın olsaydı, dünyamız yanardı. Veya bir santim daha uzak olsaydı, o zaman da donardı. Söylentisini eminim ki siz de duymuşsunuzdur. Aslında bu iddia tamamen asılsızdır. Çünkü zaten dünya eliptik yörüngesi sebebiyle bir yıl içerisinde güneşe 5 milyon kilometre kadar uzaklaşıp yakınlaşıyor. O yüzden bu halk arasındaki söylenti doğru değildir. Fakat isterseniz size bundan çok daha enteresanını söyleyebilirim. Şu içinde bulunduğumuz evrende öyle hassas ölçülerle belirlenmiş değerler var ki eğer bunlar bir santim bile değil, bir santimin trilyon çarpı trilyon çarpı trilyon çarpı trilyon çarpı trilyonda biri kadar bir değişiklik gösterse sadece dünyada da değil, evrenin hiçbir yerinde asla yaşam olmazdı. Fizikte 4 temel kuvvet vardır. Kütleçekim kuvveti, elektromanyetik kuvvet, zayıf nükleer kuvvet ve güçlü nükleer kuvvet. Big Bang dediğimiz evrenin doğumundan beri 13.8 milyar yıldır evrendeki tüm madde bu fizik kanunları ve sabitleri tarafından sürdürülür. Fizik sabitleri de evrende işleyen fizik kanunlarının hızlarının veya güçlerinin sabit değerlerde olmasıdır. Bunları zaten biliyoruz. Fakat ilk şaşırdığımız nokta şurası oldu. 20. yüzyılın ikinci yarısına geldiğimizde yani 1970'lerde ilk kez fizikçiler kompleks sistemler oluşturabilecek yani yaşamı var edebilecek kimyanın oluşma ihtimali nedir diye bir soru sorup bunu araştırmaya başladılar. Ve bu araştırma adeta bir kırılma noktası oldu. Çünkü bu soruyu araştıran fizikçiler şunu fark ettiler ki kompleks sistemler oluşturabilecek kimyanın oluşma ihtimali tahmin edemeyeceğimiz kadar düşük ölçeklerde. Fizik kanunlarının ve sabitlerinin adeta son derece hassas bir biçimde ayarlanmış bir denge içerisinde olduğunu fark ettiler. Bu yüzden buna hassas ayar argümanı dediler. Ve İngiltere'nin en ünlü astrofizikçilerinden biri olan Martin Rees tarafından ilk defa bilimsel makaleler şeklinde kaleme alınarak Nature gibi dünya çaplı bilim dergilerinde kabul görüp yayınlandı. Ve bilim dünyasında çok ses getirdi. Çünkü bu araştırmayla şunu anladık ki evrendeki fizik kanunları olmasa veya şu anki sabitelerinde olmasalar evrenin hiçbir yerinde asla yaşam oluşamazdı. İsterseniz gelin bunu örneklerle biraz daha yakından inceleyelim. Mesela evrende kütle çekim kuvveti diye bir kuvvet var. Yani kütlesi olan her şey uzay zamanı büker ve maddeyi kendisine doğru çeker. Eğer ki bu kütle çekim kuvveti olmasaydı hidrojen ve helyum bir araya gelemez, yıldızlar oluşamazdı. Yıldızlar olmazsa karbon, kalsiyum, demir gibi gezegenler oluşturan ağır metaller oluşamazdı. Elementler ve kimya oluşamazdı. Zaten kimyanın olmaması demek elbette ki yaşamın da olmaması demektir. Yani kütle çekim kuvveti olmazsa yaşam da olmazdı. Veya elektromanyetik kuvvete bakalım. Elektromanyetik kuvvet, atomların oluşmasını sağlayan, elektronların protonların etrafında dönmesini sağlayan manyetik kuvvettir. Eğer ki bu elektromanyetik kuvvet olmasaydı atomlar oluşamazdı. Kimyasal bağlar oluşamazdı. Işık oluşamaz ve dolayısıyla yaşam olmazdı. Bu söylediklerimiz güçlü nükleer kuvvet için de geçerli. Çünkü güçlü nükleer kuvvet atomu oluşturan protonları, nötronları, hatta protonları oluşturan içindeki kuarkları bile bir arada tutan kuvvettir. Eğer ki güçlü nükleer kuvvet olmasa hidrojen dışında hiçbir atom oluşamaz, kimya oluşamaz ve yaşam oluşamazdı. Veya zayıf nükleer kuvvet olmasaydı atomun çekirdeğindeki radyoaktif bozulmaları yönettiği için yıldızlar yakıtlarını yakamaz. Ağır elementler oluşamaz. Kimya oluşamaz. Işık oluşamaz. Dolayısıyla evrende yaşam olmazdı. Yani yaşamın oluşabilmesi için bu kuvvetlerin her birinin olması lazım. Bundan daha ilginci bu kuvvetlerin olması da yetmez. Bir de bu kuvvetlerin hassas ayarlarda olması lazım. Mesela eğer ki kütle çekim sabiti 10 üzeri 60'ta 1 kadar azalsa, yani 1'in arkasında 60 tane 0 olan bir sayıda sadece 1 birim azalsa, evrende futbol topundan daha büyük hiçbir gezegen oluşamazdı. Eğer ki kütle çekim sabiti 10 üzeri 60'ta 1 kadar artsa, bu sefer de büyük gezegenler olurdu. Fakat o gezegenlerde yaşayan canlılar gene olamazdı. Çünkü yer çekiminin şiddetinden hemen parçalanarak kendi içlerine doğru çökerlerdi. Fakat öyle hassas bir ölçekte ayarlanmış ki bunu tesadüfe vermek imkansız gözüküyor. Hatta filozof Robin Collins bunun tesadüf olabilme ihtimalinin imkansızlığını bize şöyle bir analojiyle tarif ediyor, anlatıyor. Evrenin herhangi bir yerine bir madeni para koyun ve rastgele bir yöne doğru ateş edin. Mermi ivme kaybetmeden hep devam etsin. Sizin evrenin ucundaki o madeni parayı vurma ihtimaliniz kütle çekiminin bu değerde tesadüfen oluşması ihtimalinden daha yüksektir diyor. Veya kozmolojik sabite bakalım.
evrenin genişleme hızı olan kozmolojik sabit eğer ki 10 üzeri 120'de 1 kadar artsa. Bakın 1 arkasında 120 tane 0 olan bir sayıdan bahsediyoruz. Yani bu sayının ne kadar yüksek olduğunu anlamak için zamanın başlangıcından itibaren geçen saniye sayısı olan 10 üzeri 20 ile karşılaştırabilirsiniz. İşte bu kozmolojik sabit 10 üzeri 120'de 1 kadar artsa evren adeta etrafa saçılır ve dolayısıyla ne madde, ne yıldızlar, ne elementler, ne de yaşam oluşamazdı. Veya kozmolojik sabit 10 üzeri 120'de 1 kadar azalsa bu sefer de evren kendi içine çökecek ve gene ne atomlar ne de yıldızlar oluşamaz. Yani yaşam oluşamazdı. Bunu şöyle bir örnekle daha iyi anlayabiliriz. Santimetrenin trilyonda trilyonda 1'i kadar küçüklüğünde birimlere ayrılmış olan ve uzunluğu uzay genişliğinde yani 93 milyar ışık yılı olan bir cetvel düşünelim. Bu kozmolojik sabit cetvelinde yaşamın oluşabilmesi için skalanın tek bir yere getirilmesi lazım. Diğer hiçbir yerde yaşam oluşamaz. Ve görüyoruz ki ne hikmetse kozmolojik sabitin değeri tam da oraya getirilmiş durumda. İsterseniz bir de evrenin başlangıç entropisindeki hassas ayardan örnek verelim. Oxfordlu fizikçi Profesör Roger Penrose'a göre kütle enerji dağılımının yaşama izin verecek şekilde dağılımı 1 bölü 10 üzeri 10 üzeri 123'tür. Bakın bu fizik tarihinde görülmüş en yüksek rakamdır. Hatta bu rakamı yazmak bile imkansızdır. Çünkü söz konusu rakamda tüm evrendeki partiküllerin sayısından daha fazla sıfır vardır. Yani evrendeki proton, elektron ve nötronları toplasak gene de bu sayıya ulaşamayız. Çünkü evrendeki tahmin edilen toplam parçacık sayısı 10 üzeri 87'dir. Yani bu 10 üzeri 10 üzeri 123 sayısını evrendeki her bir elektronun protonun üzerine sıfır yazsak bile gene de bu sayıyı yazamayız. Ama bakıyoruz ki evrenin başlangıç entropisinde 10 üzeri 10 üzeri 123'te bir kadar bile farklılık gösterilse yaşam oluşamayacakken tam da o değerlerde ayarlanmış ve yaşamın varlığına uygun hale getirilmiş durumda. İşte bu fizik kanunlarının varlığındaki ve sabitlerindeki hassas ayarlar tesadüfe verilemeyecek kadar olağanüstüdür. Çünkü yüksek oranlı olasılıklar içerisinde belirli bir amaca yönelik olasılıkların seçildiği bir durumda en mantıklı olanı arkasında bir bilinç aramaktır. Mesela bir insana 50 milyar kere arka arkaya milli piyango çıksa biz bu olaya tesadüf mü deriz yoksa ardında bir kasıt, bir bilinç mi ararız? Ki bu verdiğimiz örneğin bunların yanında gerçekleşmesi çok daha olasıdır. Yani bir saat boyunca aralıksız şekilde milyarda bir, milyarda bir, milyarda bir deseniz bile gene de rakamsal değerine ulaşamayacağınız değerde bir hassas ayardan bahsediyoruz. Elbette fizikte yapılan bu keşiften sonra nice bilim adamları bu hassas ayarı evrenin yaratıcısı tarafından evrene atılmış bir imza olarak kabul ettiler. Ve bilim dünyasındaki bu keşif birçok ateist bilim insanının yaratıcıyı kabul etmesine vesile oldu. Hatta iman etmeseler bile birçok ateist fizikçi buna getirilebilecek en makul yorumun tesadüf değil, ilahi kudret tarafından ayarlanmış bir tasarım olması gerektiğini itiraf ettiler. When I began my career as a cosmologist some 20 years ago, I was a convinced atheist. I never in my wildest dreams imagined that one day I would be writing a book purporting to show that the central claims of Judeo-Christian theology are in fact true, that these claims are straightforward deductions of the laws of physics as we now understand them. I've been forced into these conclusions by the inexorable logic of my own special branch of physics. I must stress that my discovery of the divine has proceeded on a purely natural level, without any reference to supernatural phenomena. In short, my discovery of the divine has been a pilgrimage of reason, not of faith. The integrated complexity of life itself, which is far more complex than the physical universe, can only be explained in terms of an intelligent source. I do not believe that any scientists who examined the evidence would fail to draw the inference that the laws of nuclear physics have been deliberately designed with regard to the consequences they produce inside stars. For the scientist who has lived by faith in the power of reason, the story ends like a bad dream. He has scaled the mountains of ignorance. He is about to conquer the highest peak. As he pulls himself over the final rock, he is greeted by a band of theologians who have been sitting there for centuries. If the rate of expansion 1 second after the Big Bang had been smaller by even one part in 100,000,000,000,000, the universe would have re-collapsed before it ever reached its present state. The surprising fact is, the values of these numbers seem to be tuned very precisely to ensure the development of life. That's right. That's the one which is really on the knife edge.
Okay? It is on such a narrow knife edge that it's almost inconceivable. If you were to change it just the tiniest, tiniest bit, we couldn't be here. Whatever made the universe, I hate to say whoever you made the universe, but whoever made the universe made it with an incredibly small, tiny cosmological constant. Which do you favor? I am, as I think is known, of a theistic inclination, but the reason for that is not because of the multiverse and so on. It is partly because of the fine tuning, because, as you've said, one of the options here is a theistic one. The whole thing was intended to be that way. Peki, sizce şansımız yaver mi gitti? Yoksa tüm bu evrendeki hassas ayarlar bir tesadüfün sonucu mu? Bence kendimizi kandırmaya gerek yok. Onun yerine bize kendisini şu kitab-ı kebiri kainatla tanıtmak isteyen Rabbimizi tanımamız en makul ve mantıklı olandır. Vesselam. That there is something going on behind it all. It seems as though somebody has fine-tuned nature's numbers to this universe. The impression of design is overwhelming. The Big Bang is not just an explosion, but a very well-calculated explosion. A universe which was created out of nothing. Everything in the series provides exactly the conditions required to support life becomes convinced that in the absence of an absurdly improbable accident, the observation of life.